Nerede kaldık? Baştan alalım mı? Olur. Sayarak. Olur. Hazır mısın? Hazırım. Sol elin düzgün mü? Değil. Evet. Sağ elin düzgün mü? Şu an evet. Baş parmağı düzgün mü? Güzel. Düzgün. Çok aşırı bükme bileğini lütfen. Hı. Tamam. Dirseğin ne kadar yukarıda olursa o kadar tehlikeli. Biraz aşağı indiriyoruz dirseği. Evet. Vücudun dışına değil ama. Koy, yayı tele koyuyoruz. Yayının kılını da çok yatırmıyoruz başlarken. Biraz yatabilir başlarken ama sonra tam kıl. Bütün kılları kullanıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Say bakalım bizim için. Bir ve iki ve üç ve Bekle, doğru, biraz durun kameraya. Dört ve Yüzün. dört. Evet. Bir. Tamam, baştan yapıyorum. Evet. Bir ve iki ve üç ve dört ve saptayken, bırak elini, indir aşağı, düz duruyor, tamam mı? Hı hı. Şu yok, bu yok, bu yok, düz, tamam. Bilek düz, tamam mı? Hı hı. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Parmağın yeri her zaman aynıdır. Onu da ancak dinleyerek bilebiliriz. Tamam. Tamam mı? Burası doğru mu? Bir çalar mısın tek başına? Baştan mı? Duruşumuza dikkat ederek. Sırtımız yukarı. Sırt yukarı. Başın tepesi uzun. Evet. Ağırlığımız sol ve sağ ayağımız üzerinde. Ağırlık. Evet, şimdi doğru oldu. Do. Biraz daha gelin. Dinleyelim canım. Tam ses onunla. Geçen bunları anlattım sana. Do diyez. Evet. Si. Ve. Dört. Ve. Evet, bu baş parmağın kökünü eğer... Teres kaslarımız var. Hı hı. Kürek kemiğimizle kolumuzu birleştiren kaslardan bazıları, kas grubu, teres kaslarımızı sıktığımızda, burayı yani, sol dirseğimiz kasılır, sol baş parmak kökümüz de kasılır. Tamam mı? Tamam. Orayı kasmıyoruz. Rahat. Sol baş parmağımız içeride değil. Şöyle değil yani elimiz. Düz bileğimiz. Bu kadar. Tamam mı? Ben şimdi tutuyorum. Sen baştan alıyoruz. Elimiz canlı, ölü değil, dinamik. Elimizi hissediyoruz her zaman. Evet. Yayı yatırmıyoruz.
Ne oldu? Niye ne oldu işte? Yayın dengesini eğer ayarlayamayıp üst telede değdirirsen üst telden de ses çıkar. Evet. Yer tutuşumuzla direkt alakası var onun. Çünkü bileğimizi böyle tümsek yaparsak muhakkak üst telden ikisine birden değecektir. Tamam mı? Bunu yapmıyoruz. Halbuki o kadar bastırmıyor ona. Tamam. Değil mi? Başka olmuşsun zaten. Bir dakika sakin. Baştan alıyorsun. En baştan mı? Evet. Sırtımız yukarıda ve başımız nerede? Rahatça boynumuzu kasmadan sola çeviriyoruz. Evet. Dur. Tutuşumuz doğru değilse başlamıyoruz. Evet. Bu hat uzun olacak. Tamam. İşaret parmağı ve bilek hattı uzun oluyor. Tamam. İşaret parmağı da bazen baş parmağın, bazı tutuşlarda baş parmağının karşısı gösterilir. Hı hı. Tamam. Evet. Pençe. Yes. Pençe olunca bak nefis görünüyor. Aynada bak. Hı. Bak ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Zarif. Dur. Buyurun. Evet. Bak bastığın ses de temiz olur böylelikle. Evet. İki buçuktan fazla çalma. Ve dört ve kolunu kaldırma. Yayın ucuna gelince kolumuzu böyle kasmıyoruz. Tamam mı? Bileğimizi de dışarı doğru çevirmiyoruz. Evet. Dirseğimiz hep rahat. Yayla beraber bileğimiz uzuyor ve aşağıya doğru akıyor. Lasi birer vuruş. Lasi lasi bir daha. Bir dakika o bileğini düzeltelim orada. Çok gitmişsin bileğini. Böyle çok gitti. Tamam böyle yapmıyoruz. Bileğimizi aşağı doğru basmıyoruz. Bileğimiz demin anlattığım gibi akıyor. Hop. Yayı tutarak akıyor. Şunu yapmıyoruz bileğimizle. Tamam mı? Ama başka türlü uzamadı. Nasıl tutamadı? Uzamadı. Uzatacağız şimdi. Sen tut. Şöyle yapalım gösterelim. O 8 dakika olmuş. Evet. Biraz sola kayar mısın? Güzel. Eli yatırıp bak akıyor yani. Sonuna kadar da gerilmiyor dirseğimiz. Hı hı. Tamam mı? Evet. Bak şimdi akabiliyor. Ağırlığımız solumuza doğru birazcık. Evet. Gayet güzel. Tamam mı? Hı hı. Dirseğimiz sonuna kadar gerilmiyor. Hı? Şöyle göstereyim. Dirseğimiz dışarı da açılmıyor. Bırak bunu biraz. Evet. Tamam. Bileğimiz de aşağıya basmıyor. Yayın ucundayız zaten. Evet. Yay bileğimizin altında hareket ediyor. Yani bu hareketi yapıyor aslında. Tamam mı? Bileğimiz de bu hareketi yapıyor. Bu kalemle de yapılabilir. Yani tahta kalemiyle göstereyim. Böyle bir çalışma. Uzadığında böyle bir tutuş var. Bu üç parmak tutuyor yayı. Denge yapıyor. Şöyle. Anladın sen. Baş parmağımız burada. Nerede?
orta parmakların arasında veyahut orta parmağımız ve baş parmağımız yayı aynı anda tutuyor ve yüzük parmağı, yani yaydaki üçüncü parmak oluyor yüzük parmağı. Hı hı. Tamam. Bileğimiz de rahat. Tamam. Tamam. Aşağı doğru düz akıyor. Dirsek açılıyor aslında. Böyle. Dirsek açılıyor ve zaten yayın ucuna geldiğimizde kolumuzu tamamen uzatmamış oluyoruz. Hı. Dışarıda böyle bir yay olmuş oluyor vücudun yanında. Tamam. Hı hı. Sol elimizi düzeltince sesler de düzelecek. Duralım. Keman çok yukarı kalkmış. Şimdi dediğim gibi ha. Ya şimdi doğru olacak bastım sesi. Çal. Evet. Si bu. Doğru basarsak, doğru tutarsak, daha doğrusu doğal yerine basarsak, parmağı doğal hareket ettirirsek, parmaklarımız otomatik olarak doğru yerlere, yani si, naturale ve do diyeze basacaktır. Vücutta herhangi bir kasılma olduğu zaman, vücudumuzdan çıkan sesler de onlara göre çıkar. Doğru. Şu son yeri de çalayım. Bak, birinci bastığın si ile ikinci bastığın si aynı değildi, değil mi? Değil. Onu nasıl yanlış duyuyoruz? Yanlış yere basıyorum. Nasıl duyuyoruz onu? Dinleyerek duyuyoruz. İkisi de aynı si olmalı. Yok, aynı basış alışkanlığıyla. Parmağı aynı şekilde basmaya alıştıracağız. Yani aynı hareket yapacak. Telden kalkıp inecek. Evet, elini yeri değiştirelim. Biraz daha. Burası işaret parmağımız yeterince geriye çekilmemiş ve kapanmıyorsa her zaman yanlış yere basarız. Hı hı. Evet. Biraz daha bastır işaret parmağını. Yatırıyoruz. Bu tarafa yatırıyoruz ve uzaklıyoruz. Dirseğimiz var. Evet. Küçük parmağı. Serçe parmağını koşun. Yaydaki dördüncü parmağı. Bu tarafa dönüp bütün el. Bu da baş parmağını kırarsan o da yukarıdan aşağı. Hiç itmeyin. Bırak bırak. Bileğimiz düşük. Evet. Heh. Şimdi bütün vücut bu tarafa dönsün. Yes. Bak. Yaptığın şey göstereyim mi? İşaret parmağını buraya doğru doluyorsun. Tamam mı? Bunu yapma. Bu sakıncalı bir durum. O zaman bu bilek ister istemez bu şekilde gitmek zorunda kalıyor. İşaret parmağımız yatıyor yayın üstüne, sola doğru. Evet. O yattığı için, nasıl göstereceğim bilemedim. O yattığı için bilek de doğal olarak ona yöneliyor. Dolayısıyla diğer parmaklarımız da ona göre yerleşiyor. Ama o işaret parmağımız. Elimiz yukarı bakacak şekilde açılırsa bütün parmaklar da onun gittiği yöne gider. Böyle olur. O zaman yer çekerken sorun yaşarız. İşaret parmağıyla tutmaya çalışmıyoruz yayı. Çünkü yayı bu üç parmak tutuyor. Tamam mı? Evet. Bu üç parmak tutuyor. Gördüğünüz baş parmak ve orta parmaklar tutuyor yayı. Diğerleri yayın dengesini sağlıyor. Tamam mı? Ve de esnek. Bütün parmak eklemlerimiz esnek. Bu hareketi çalıştın mı? Burada göstereyim. Doğru, unuttum. Evet.
yapıyoruz ya. Ders yapıyoruz. Yazamadım. Ders yapıyoruz, evet. Böyle olabilir. Şu an doğru tutuyor. Şu an doğru tutuyor. Evet, birazcık bile olsa, zaten. Birazcık bile teşebbüs etmek onu yapmaya hemen fayda ediyor da fark ediyor. Buyurun. Şöyle bir şey yapacağım şuraya. Hı-hı. Dur, hemen duralım. Bak burada işaret parmağını şimdi. Düzelt onu. Dirseğini sıkmadan, nereye sıktığını biliyorsun değil mi? Kürek kemiğini sıkıyorsun. Ve skalen kaslarını, yani boyun kaslarını kasıyorsun. Hı hı. Evet. Devam. Bu tarafa bak. Bilek düşür. Evet. Neyin alt yarısına? Evet. Bileğimizi düşürerek gidiyoruz. Evet. Yani elimizi düşürerek gidiyoruz. Bileğimiz hafif tümsek oluyor. Şu en önemlisi ve parmaklar nasıl durmalı? Pençe gibi nasıl durmalı parmaklar? Pençe gibi olmalı parmaklar. Gösterelim. Elimiz, sol elimiz pençe gibi. Avuç içimiz bize doğru dönük olacak. Avuç içimizi görüyoruz. Görüyor olacağız. Bileğimiz yakın olmayacak. Şöyle şöyle üçgen şeklinde olacak. Anlatma gözükmüyor. Parmaklarımız da pençe gibi olacak. Şu parmağımız her zaman, aslında şu parmaklarımız canlı olacak ve hep aynı yere basabilmemiz için. Ve tırnaklarımız kısa olacak, böyle olmayacak. Evet, yayı tutarken nelere dikkat ediyoruz? Yayı tutarken orta parmak ve yüzük parmak boğumları tam oturmalı. Yaya temas ediyoruz. Etmeli. Baş parmağımız sadece yönlendirmek için ve yüzük parmağım, serçe parmağımız da aynı şekilde. Evet. Yatık olmalı. Baş parmağımız da bu şekilde kırık olmalı. Evet. Yapabileceğimiz hareket neydi? Yapabilirsek. Yapabilirsek. Yapamıyormuşuz. Dikey de yapıyoruz. Evet. Bir de bir hareket daha var ya istiyorum için. Örümcek. Evet. Böyle de yapabiliyoruz. Örümcek çalışabiliyoruz. Bunu çok hızlı yapmanız gerekmez. Yapabildiğiniz kadar. Sonra tak diye yerine oturuyorum tüm parmaklar. Gördüğünüz gibi. Böyle yapıyorum. Baş parmağı yürüyor gördüğünüz gibi. Kimin baş parmağı? Öğretmenin baş parmağı. Ve böyle. Yayın kontrolünü bu şekilde sağlayabiliyoruz. Bütün parmak eklemlerimiz ve bilek eklemimiz, vücudumuzdaki bütün eklemler esnek olduğu sürece yayı kontrol edebiliriz. Bunu anlamak zaman alır. Yayı tutamadığımız zaman telde düzgün hareket ettiremeyiz. Belli bir yörüngede, paralel bir şekilde ucu yayın vidası ve yayın ucu aynı yörüngede kalacak şekilde yayı çekemez ve itemeyiz. Bu doğru. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Özge'ye teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim.